Ya Ayşe Hanım, hayat aslında kıymetini fark bile edemediğimiz her nefestir. Yani aslında çevrenizdeki insanlar sizin yüzünüzden mutlu oluyorsa hayat o zaman gerçekten çok güzeldir. Hayattan şikayet etmemek lazım aslında. Şikayet ettiğimiz hayat başkalarının hayali de olabilir. O yüzden hayatın kıymetini bilmek gerekiyor. Hangi eli tutuyorsak o eli bırakmamak lazım. Yani tuttuğun elin farkında olmak lazım. Kesinlikle. O zaman hayat da başka oluyor. Bambaşka. Değil mi? Efendim, iyi bir davranış dünyadaki bütün güzel sözlerden daha tesirlidir. Tek sermaye ömürdür ya, onu güzel işlerde sarf etmeli insan. Elinizde her ne varsa kayıp gidecek, gönlünüzde tutun. Ey Yaradan, sen bizi bizden daha iyi biliyorsun. Bizi sana ulaştıracak yol ne ise onu bize nasip eyle. Bursa'dan Gönül Dağı'na yolculuk başlıyor. Nasibiniz açık olsun. Sevgili Gönül Dağı izleyicileri, Ayşen Hanım Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde bizi evlerimizden alıp işlerimize götüren, işlerimizden alıp evimize getiren ve sevenleri birbiriyle kavuşturan Bursa'nın ilk kadın şoförü. Biz de TRT Haber Gönül Dağı ekibi olarak rica ettik Ayşen Hanım'dan, bize eşlik eder misin, bu güzellikleri beraber görelim dedik ve bu otobüse atladık. Düştük yollara. Ayşen Hanım hoş geldin, sefa getirdin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bana böyle güzel bir programa katılma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bizi nereye götürüyorsun Ayşen Hanım? Bursa'dan sizi aldım. Sakarya, Pamukova'ya doğru ilerliyoruz. Yani dediniz ki bu şu güzellikleri bir dünya gözüyle gör diyorsun. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Bursa'mızın bütün güzelliklerini size göstermeye varız. Ya şuraya oturdum ya, eskiden bu otobüslerle o kadar çok güzel yolculuklar yapardım ki. Koltukları çok rahat, çok enteresan bu arabaların. Özellikle bu arabaların. Uyanma vakti geldiyse bir uyandıran olur elbet. Kimine Hızır, kimine uçan kuş, kimine de bir ot. Eğer mum gibi erimiyorsa insan, yanıyorum dememeli. Ya kor yürekli olmalı insan, ya da kor barındıracak bir yürek olmalı insanda. Efendim, bu güzel sözlerle yollara çıktık, yolumuz, izimiz açık olsun. Tabii bu kor yürekli olmak, mum gibi erimek de insanın mayasında oluyor ya, bu yetiştirilme çağı oluyor, insan doğuyor, büyüyor. Sen mum gibi eridin mi? O çocukluğunda aldığın öğretileri bize aktarabilir misin? Çocukluğun nasıl geçti Ayşen Hanım? Annemden de babamdan da Allah razı olsun. Bizi çok güzel yetiştirdi. Ben Gürsu'nun yerlisiyim. Evimiz de eski bir evdi. Önünde komşular toplanırdı. Çoluk, çocuk. Cumbala evler vardı eskiden. O tarz ev. Hala aynı. Bizim sokağımızda evlerimiz hala eski. Ama inanın sokağa girince nostalji kokuyor ya. Ben annemle babamı ziyarete gittiğimde o sokağa girdiğim zaman benim için iş bitiyor. Eski çocukluğum. Hepsi aklıma geliyor böyle teker teker. Her girişimde ama. Yakan top oynardık, kovalambaç oynardık. Kapıların zillerine basıp giderdik, kaçardık. Aynayı alır karşı apartmanın camına doğru tutardık. Sonra onlar cama çıkardı, biz kaçardık. Baban ne iş yapıyordu? Babam benim tekstilden emekli.
işçi emeklisi, annem ev hanımı. Ben kendimi bildim bileli, gözümü açtım kendimi. Babam çalışıyordu. Hala da o günleri hatırlarım. Gerçekten babam çok çalışkan bir insandı. Yani herhalde bana da babamdan kaldı diyebilirim bu çalışkanlık. En güzel mirası bıraktı herhalde bana, öyle diyorum ben. Birinci sınıfa başladım, hemen hastalık geçirdim, sarılık hastalığı. İkinci yarıda başlamak zorunda kaldım. Okumayı çok çabuk öğrendim. Mükemmel bir ilkokul zamanını geçirdim. Öğretmenim hala yaşıyor, hayatta. Her öğretmenler gününde mümkün olduğu kadar gönlünü almaya çalışıyoruz. İlkokul arkadaşlarımızla toplanıyoruz. Hepsine sevgilerimi yolluyorum. Toplanıyorsunuz? Toplanıyoruz hala. Öğretmenimin ellerinden öpüyorum. Sevgi Bükeç, öğretmenim. Öğretmenin adına bak ya, sevgi. Bize sevgiyi aşılayan insan. Ya. Annemden, babamdan sonra benim sevgi öğretmenim var. İnsanın hayatındaki önemli insanlar. Zaten kendi kızı da vardı. O da bizimle aynı sınıfta okuyordu. Ve inanın, aynı sınıfta olmamıza rağmen hiçbir zaman kendi kızım diye ayırt etmedi. Herkese eşit davrandı. Allah razı olsun onda. Şimdi emekliliğin tadını konuşurken çıkarıyor. Konuşurken böyle yüzün gülüyor. Sevgi öğretmenim. Çünkü öğretmenim o benim. Vallahi ben bile çok sevdim durup dururken şurada. İnşallah. Ya. Öyle güzel anlatıyor ki. Babanla gider miydin mesela çalıştığı yere böyle? Götürür müydün? Çok gittim, çok. O zamanlar makineler yoktu. İplik fabrikasında çalışıyordu o. İpliklere boya veriyordu. Eve bir gelirdi, tabii boya kokardı. Ama bize o koku hiç gelmezdi. Emek kokuyor çünkü sonuçta. Vay. Evet. Hemen girer girmez sarılır mıydın babana? Koşar mıydın? He? Ya babam ya işte. Sarınılmaz mı? Hey. Gözlerim doldu. Çünkü bayağıdır göremiyorum. Niye? İşlerimin yoğunluğundan dolayı şu anda. Yani özlem duydum diyelim. Anne baba olunca ister istemez uzak da olsa yakın da olsa gözleri doluyor. Nefes almaları bile yeter. Annemle de güzel bir anımız var. Buradan sana itiraf ediyorum. Liseyi bırakmak zorunda kaldım. Liseyi bıraktım ama içimde de böyle ukde kaldı. Ben lise mezunu olmalıyım diye. O zamanlar param da yoktu. Oğlum o zaman çok küçüktü. Annem bir tane ona altından bileklik hediye etmişti o zaman. Ben de gittim onu bozdurdum. Gittim liseye kayıt parası yaptırdım. Okul için ama güzel bir şey için gitti. Sonra gayret ettim ve liseyi bitirdim. Bravo. Aynen. Para falan lazım olduğunda ben babamın annemin yanına gitmezdim. Hep dedemin yanına giderdim. Allah rahmet eylesin. Ya. Hep böyle çıkartırdı cüzdanından. Verirdi bana. Al kara kızım derlerdi. Bir de benim bir lakabım Şebele Maymunu. Annem beni hep öyle severdi. Diyordu, kara böyle esmer bir kızmışım ya. Öyle severdi. Bursa'da köyümüz var. Bayramdı. Büyüklerimizi ziyarete gittik. Gittiğim yer o kadar evli ki bildiğin dağ. Orada o kadar kalabalık bir topluluk vardı ki hava açan ya böyle Bursa'dan gelmişsin. Hani şehirliyim ben. Herhalde oradan geldi benim bu otobüsçülük sevdam. Şöyle tam gaz, o bayır aşağı yoldan iki elimi açıp da koştura koştura gelirken ben hızımı alamadım. Dikenlerin içine yup diye düştüm. Ama bir düşüş, böyle bir düşüş yok. Bayramlık kıyafetim oldu çöp tenekesi. Tabii gittim eve, annem hiçbir şey demedi. Canı sağ olsun kızım dedi, başka hiçbir şey demedi. Hayır. Aynı böyle otobüste böyle ara gazı vermeden. Birden böyle bir gittim, bir daha durmak yok zaten. Çocukluk hayalin neydi peki? İlk hayalim edebiyat öğretmeni olmaktı. İkinci hayalim de şimdiki olduğum işi yapmaktı. Çocukluktaki? Aynen, çocukluktan başladı bende bu zaten bu sevda. Çocukluktan beri böyle içime böyle oturmuştur. Edebiyat öğretmeni olamadım belki ama çok şükürler olsun otobüs şoförü oldum. Şimdi içime oturmuştur çocukluktan beri diyorsun da ailende kamyoncu bilmem şoför yok, var mı? Yok yok hiç kimse yok. Nereden yani? Bursa'da baba derler kavşaklara. Babamız mı? Evet baba. Bizim doğu garajımız da minibüslerin olduğu yerden onunla aynı yerden dönüyor. Şöyle bir baka kalırdım. Ya bu otobüs buradan nasıl dönüyor? 20 metre otobüs. Acaba ben bunları kullanabilir miyim? Aklımda kafada hep bu sorular kaldı yani.
Ya demek oturup onları mı seyrediyordun? Gerçekten seyrediyordum. Çocukluk ama seyrediyordum işte. Bunu paylaşıyor muydun annen babanla böyle böyle? O zamanlar paylaşmıyordum. 19-20 yaşlarımda dile getirmeye başladım ben bunu. Keşke önce söyleseydim. Belki daha büyük faydalarını görürdüm yani. Annen üzülmedi mi sen okulu bıraktığın etkiye? Aa, üzülmez mi? Ne dedi? Üzülmez mi? Ki içimin acımalarındaki nedenlerden bir tanesi annemi üzmek o konuda, okumamak. 2 gün önce daha içimden geçirdim. Ben de üniversiteli olabilirdim diye. Türkçe derslerini çok severdim. Yazım çok güzeldir. Bir de çok güzel şiir okurdum. Kompozisyon yazardık. O zamanlar Türkçe öğretmenimiz böyle verirdi. Hatta adı bile aklımda Türkçe öğretmenimin. Kerime Güler. İnanın öyle bir destan yazardım ki böyle kendim bile hayran olurdum kendime. Hala da çok güzel şiir yazarım. Öyle mi? Yazarım. Kitap okumayı sever misin? Çok severdim. Teknoloji çıktı ya elimizde telefon. Fırsat buldukça. Kitaplar nasıl yetim kaldı değil mi? Çok yetim kaldı gerçekten. Kitaplar gerçekten yetim kaldı. Ama geçen gittim. Aldım kendime 4-5 tane kitap. Allah nasip ederse okuyacağım. Aldım yani aklımda. Evlilik hayatına. Çok erken yaşta başladım. Sen mi istedin? Ben istedim. Kız kaçtın mı yoksa? Hayır. He? Öyle oldu biraz. Hani haber vermeden okulu bıraktım. Hatta okul kıyafetleriyle gittik yani. O zamanki akıl. Şimdi olsa yapar mısın? Asla yapmazsın. Annemi niye üzeyim ki? Güzel güzel gitmek varken. 24 sene sonra ayrıldık. Kısmet olmadı. 2 tane oğlum var. 19 yaşımda oğlum oldu, bir oğul. Onunla beraber büyüdük. Ondan 5 sene sonra da küçük oğlum oldu. Evlat kokusu ya, hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Annelere bak nasıl yüzleri gülüyor çocuk deyince. Çok ya, enteresan ya. Gece kalkıyorsun ağladığında. Uykundan feragat ediyorsun. Annelik bambaşka bir şey. Rabbim çocuğu olmayanlara da bunu nasip etsin inşallah. Ya. Bu güzel duyguyu tattırsın. Onunla beraber büyümek, onunla beraber gezmek, onunla yaşadığını hissetmek. Bir de küçük olunca iki kardeşin birbirlerine karşı duyduğu sevgi hala aynıdırlar. Kardeş sevgisini de tattım, abla sevgisini de tattım, evlat sevgisini de tattım, anne babamın sevgisini de tattım. Şükürler olsun bir eksiğim kalmadı. İki erkek anası olmak nasıl bir şey? Şimdi ben bir tekstil fabrikasında çalışırken büyük oğlum bir apartmandan, 1. katından atlarken kolunu kırmış. Sağ kolunu kırmış. Neyse hastaneye götürdük, ettik, iş yerinden izin aldım. Açtım yatağı, bir yatakta o yatıyor. 2. gün küçük oğlum bisikletle rampa aşağı inerken son gaz devam ediyor. Köprüye doğru uçuyor, sol kolunu da o kırıyor. Bir yatakta biri sağlı, biri sollu. Biri sağlı, biri sollu, ikisi de kırık. Yemin ediyorum. İş yerinden çıkmak zorunda kaldım onların yüzünden. Nasıl bakacaksın? Bakım istiyorlar. Evet. Mecburi. Mesleğe ne zaman başladın? Çalıştığım tekstil firmasında bir tane arkadaşım vardı orada sekreterdi. Geldi bana dedi ki, kız dedi ben dedi ehliyet alıyorum dedi. Gel dedi ehliyet alalım dedi. Ya dedim yok dedim git işine dedim ben ehliyet mehliyet almıyorum dedim. Kız vallahi alalım dedi. Tamam dedim alayım. Duş kenardaki birikimimden aldım gittim kursa yazıldım. Kendisi kaldı. Ben geçtim. Çok şükür. O sıralarda da hep aklımdan ben şu otobüsleri kullansam nasıl olur diye düşünüyorum. Ben dedim bunu bir büyüteyim. Belki ekmek kapım olur dedim. Bir otobüs şoförü olurum dedim. Aynen kafamda hep böyle planlıyorum. Her şey planlı. Ya olacağım ya olacağım. Başka bir seçenek yok. Yürü Ayşen Hanım be. Yürü be. Özellerde falan girmek yok büyük firmalara. Aklımda sadece sarı. Sarı otobüs. Başka bir şey yok. Sarı otobüs. Sarı otobüs. Çağırdılar mı? Çağırdılar. Hayatta gitmem. Neyse
Ehliyetimi de girdim sınavlara. Tek kişi benim büyük ehliyette. Girdim ama ehliyette böyle neler olmadı ki o sınavda. Tek kadındım ben o sınavda. Öğreticiler var. 9 metrelik araba 12 metre değildi. Birincisi geçti. İkincisi kaldı. Üçüncüsü aynayı kırdı. Dördüncüsünde yukarı çıkamadı. Gene stop ettirdi. Beşinci sırada da ben varım. Bir kişi geçti 5'e kadar. Adam bana baktı. Hadi be dedi, göster kendini dedi. Tamam hocam, o iş bende. Sanki 40 yıllık şoför gibi. Direktman geçtim sınavı zaten. Dedim ki ben dedim bu sarı otobüslere ben artık başvurayım. Bu sarı otobüs ne? Sarı otobüs Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma aracı. Burulaş, evet. Ondan sonra gittim başvurdum. Ehliyetim yetersiz. 5 sene olması gerekiyormuş. 5 sene içinde ben belki 10 kere gitmişimdir. Başvuruya ama 5 sene diye o 5 seneyi geçirdim. Gittim. Gene olmadı. Nasipte yokmuş ya. Öyle diyorum artık. Nasipte yokmuş Burulaş'a girmek. Ama yine vazgeçmek hayatta yoktur bende. Ben form doldurdum, eve geldim. Artık onlar da beni tanıyordu yani. Kulakları çınlasın buradan hepsinden. Allah razı olsun şimdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız gelince direktman bir toplantı yaptı vatandaşla. Fatma diye de bir arkadaşım var. O da benimle beraber kaptan olacak, şoför olacak. Evet. Kız dedim gel dedim gidelim dedim. Neyse Fatma ile gittik. Öyle bir kalabalık, izdiham. Ya dedim Fatma biz bununla nasıl görüşeceğiz? Başkanla. Vallahi dedi sabır. Neyse girdik sıraya, sıramız geldi. Selamünaleyküm, aleykümselam. Başkanım dedim, ben dedim Burulaş'ta otobüs şoförü olmak istiyorum dedim. Ama nasıl bir tebessüm vardı suratında, onu hiç unutmuyorum. Siz mi dedi? Evet dedim başkanım. Hemen döndü arkaya, arkadaşların dedi isimlerini, telefon numaralarını alıyorsunuz dedi. Ve en kısa zamanda arıyorsunuz dedi. Allah razı olsun kendisinden. Hadi buyur işte bak ya. Ondan sonra 3 hafta sonra beni aradılar. Hadi gözün aydın. Aldım gitti. Sarı otobüsüne kavuştu. Kavuştum ama şimdi buraya kadar oldu. Bundan öncesini anlatayım. Ben dedim otobüs şoförü olacağım. Herkes benimle dalga geçiyordu. Herkes dalga geçiyordu ama. Ya senden şoför mü olacak, seni mi alacaklar, kadından şoför olur mu artık? Beyinde bu tabu olmuş ya, kadın şoför olmaz diye. Niye olmasın ki? Bal gibi de olur yani. Dünyada en çok istediğim şeyi yaptım ben. Ama bu hayalime kavuşmadan önce kaç tane firmaya başvurdum. Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Öyle derler ya. Kadınsın, kapı dışarı. Kadınsın, gülüyorlar. Sen mi olacaksın tır şoförü? Tır şoförü ehliyetim de var benim. Onu da aldım bu arada. Bir şey söyleyeceğim ama. Buyurun. Gerçekten kadınlar kafaya koyduklarını kesinlikle yapıyorlar. Kesinlikle, gerçekten yapıyorlar. Bunu kendimden iyi biliyorum. Kafaya koydun mu? Muhakkak yapacağım. Yıllar geçti. Bu hayalle yandım, tutuştum. Ve sonunda otobüs şoförü oldum. Ama burada da bitmedi. Nasıl? Bitmediği için yeniden bir evlilik yaptım. Mutlu musun kız? Çok. Eniştenin adı ne? Erdal. Erdal Acar. Erdal, canım kardeşim. Senin de gözlerin ışıldıyor. Görüyorum buradan gözün ışıltısını. Eşin de orada mı çalışıyor? Evet. Eşimle ikimiz aynı işte çalışıyoruz. Biz burada tanıştık. İş aşkı normal aşka dönüştü. 2020 yılında evlendik, nikah yaptık. Sakın gelin arabası sarı otobüs deme. Ay ya başka ne olabilir? Başka ne olabilir ki? Ne havan olmuştur be. Ya ben kullandım zaten. Gelinlikle. Aynen öyle. Ben kullandım. Eşim diyor ki. O da mavi burada oturdu herhalde. El sallıyor. Böyle gelene geçene. Diyor ki açıkta ben kullanayım hatun diyor. Vermem. Yok böyle iyisin. Böyle iyi. Ama şöyle bir şey var. Ben topuklu ayakkabılarla hayatta araç kullanamam. Elbisemin altına spor ayakkabılarımı giydim. Öyle kullandım. Güzel bir anımız oldu. Hem eşim, hem işim, hem aşım hepsi birlikte oldu. Benim otobüsüme binmek isteyen o kadar çok kişi var ki. Allah Allah. Ya öğrenci geliyor, biniyor, kartını okutuyor. Ablam benim ya, favorimsin sen benim deyince. Öyle mi diyorlar? Aynen böyle diyor. Ediyorsun tabii. Şimdi yaşlı biniyor, engelli.
Arabamı kesinlikle yan yatırıyorum. Neden? Yan yatırıyorum derken? Yan eğiyorum ki binmesi kolay olsun. Çoğunlukla otobüslere pek fazla duraklarda yer olmadığı için buradan da söyleyeyim. Lütfen otobüs duraklarına park etmeyin diye. Çünkü yolcularımıza duramıyoruz. Yolda durduğumuz zamanlar çok oluyor. Engellisi otobüs duraklarına biliyor. Park ediyorlar değil mi arabalar ya? O kadar olmadı. Çok ki. Böyle yan yatırınca aa kızım Allah razı olsun diyor ya. Ne hayırlı dua alıyorsun. Gidiyor. Bir kız çocuğu dünyaya nasıl bakar, nasıl görür? Mesela şu an çalıştığım işte son duraklarda olur. Herkes oturup çayını içer. Ben giderim çiçek toplarım. Kız çocuğunun görüş açısı böyledir. Alırım o çiçeği, buket yaparım. Aracımın yerine koyarım güzel. Kız çocuğu bence hayata böyle bakar. Yolcularla muhabbetin nasıl oluyor? Ay benim yolcularım vallahi özledim bile. Ben böyle bir şey görmedim. Uludağ Üniversitesi'ni taşıyorum. Genelde de hep öğrenciler falan olur. Senin gözlerin mi sulandı? Ne oldu? Evet. Bakayım bir dakika. Aa! Ya o kadar uğraştım ki ben buraya geldim. Sen işini ne kadar çok seviyor musun ya? Gerçekten çok uğraştım. Emek verdim. Verdim yani. O yüzden severim. Hatta bir rahatsızlığım vardı. İşe birkaç gün ara vermek zorunda kaldım. İnanın ilk bindiğimde yani ayıp olmasın ama otobüsün direksiyonunu öptüm ya. Özlemişim. Ah, güzel ya. Öyle bir şey işte benim için de. İnanamıyorum. Aynen. Hakikaten gözlerin bir de ağlıyor. İşim yani aşım. Çok uğraştım inanın olmak için. Çok istedim. Hayallerime de kavuştum çok şükür. Çocuklarım gurur duyuyor. Annem babam gurur duyuyor. Kardeşim, gelinimiz. Hepsi yani gurur duyuyor. İleride torunuma soracaklar babaannen ne iş yapıyor? Otobüs şoförü. Gurura bakar mısınız? Ne kadar güzel bir şey. Sonuçta bu herkese nasip olmayacak bir şey. Anne baban ilk duyduğu zaman ne dedi? Ay, ben şoför olacağım diye. Şok oldular. Olduğumu duyunca var ya babam havalara uçtu. Herkese söylüyormuştu abi canım. Benim kızım otobüs benim şoförü. Benim kızım otobüs şoförü. Benim kızım otobüs şoförü. Gururla söylüyorlar yani. Korna mevzusuna biraz girsek mi acaba? Kesinlikle girelim. En nefret ettiğim şeylerden bir tanesi bu. Bir yaya geçer ani bir tehlikeli anında. Telefonla uğraşır, karşıdan karşıya geçer. Uyarmak yayanın için. Canı tehlikedeyse. Tehlikedeyse ben o kornayı çalarım. Araba bu sağdan çıkacak, önünü atlıyor. Benim hızım durmama yetmez. Ne yaparım? O anda kornayı çalarım. Ay ben şuradan gideyim buna kızdım, şuna kızdım. Korna çalmak gibi bir adetim benim yok. Ben kendi şahsım adına söylüyorum yani. Ama bu şehirlerde çok korna çalıyor. Var, maalesef var. Çok acil durumlar olmadığı müddetçe çalmıyorum ben. Öttürmüyorum o kornayı. Bir sürü anılar biriktiriyorum burada. Bunları yaz bence. Yazacağım. Hep hayalim. Hatta bir ara günlük tuttum kendime. Ha. 4 gün tutabildim, 5. gün olmadı. Niye? Hani dedim ki torunuma hatıra kalsın. Olmuyor, vakit kalmıyor. İnşallah ileride bir gün kendi anılarımla bir kitap yazabilirim. Bir tane anımı anlatayım ben size. Mudanya'ya çalışıyorum. Araba çok dolu ama. Beyefendi bindi ama benim yüzüme kesinlikle bakmadı. Kadın mıyım, erkek miyim? Görmedi beni yani. Tam son durağa geldim, Emek'e. Yolcular iniyor, en arkadan geldi. Yüzüme bir baktı şöyle. Baktı. Ya dedi, senin dedi kadın olduğunu bilsem hayatta binmezdim senin arabana. Dedim, ne yaptım ben buna? Çünkü benim yüzümü bile görmedi. Neyse indi, canı sağ olsun dedik. Çok fazla değil. 2-3 ay sonra başka bir hattayken yanıma biri geldi. O zaman 9 metre vardı arabam, hiç unutmuyorum. Dedi hanımefendi dedi, beni hatırladınız mı? Şöyle baktım aynadan.
Yok vallahi hatırlayamadım dedim. Dedi ben dedi 1M'de dedi size denk gelmiştim ya dedi. Hani şöyle şöyle size bir laf söylemiştim. Onun için sizden çok özür diliyorum dedi. Aa iyi adam. Aynen öyle saygısızlık ettim. Hakkınızı helal edin dedi. Öyle bir barıştık. Şöyle daha güzel bir anım var. Küçük çocuklarla ilgili. Kız çocuğu. 8-9 yaşlarında. Annesiyle beraber duraktan bindi. Ama bir ağlıyor, bir ağlıyor. Araba inliyor. O kadar ağlıyor ki. Neden ağlıyor biliyor musunuz? Neden ağlıyor? Ben kadının sürdüğü otobüse binmem. Kadın beni öldürecek. Ben bunu ne yapabilirim, ne yapabilirim diye düşündüm. Kız dedim gel bakayım dedim sen benim yanıma. Ağlaya ağlaya geldi burada. Araba bir de geldi. Geldi, geldi. Bir de geliyor. Sen gel bakayım dedim yanıma. Bak dedim bu düğme dedim. Bak bu işe yarıyor. Bak bu fites bu işe yarıyor. Bak buradan kapıları açıyoruz. Bak ben seni aldım. Evine götürüyorum. Bak dedim direksiyonu ne güzel kullanıyorum. Ama bana dediler ki kadından otobüs şoförü olmaz öldürüyorlar. Bak dedim ben seni öldürmedim. Ay abla evet sen beni öldürmedin. Son durağa geldik. Bana ne dedi biliyor musun? Abla ben bir daha senin hep otobüsüne bineceğim tamam mı? Gönlünü almış oldum. Ya. Ama bu kız çocuğuna bu yaşta böyle bir şey öğretilmesi sizce ne kadar doğru? Yani o kendine olan güvenini de kaybeder. Kesinlikle çünkü kaybeder. Çünkü o da yarın kadını olacak. Ben de bunu bildiğim için konuşmaya çalıştım. İyi etmişsin yüreğine sağlık. Evet teşekkür ediyorum. Bir engelli geldiği zaman özellikle kendim inerim, kendim bindiririm. Oh ne güzel. Engellilere karşı aşırı bir duyarlılığım vardır. Benim de babam engelli. İşimi seviyorum, eşimi seviyorum, yaşamayı seviyorum, oh. Otobüs kullanmayı seviyorum, doğayı seviyorum, herkesi seviyorum. Sevgi dolu bir yüreğim var. Aynen Allah gönlüne yer versin. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Toplumda ön yargı, yani cinsiyet ayrımı, bak, bunları kırmak için ne yapmak gerekiyor? Ben bunu birebir yaşıyorum. Yolcumla karşı karşıya gelen benim, bu koltukta ben oturuyorum. İşine götürüyorum, evine götürüyorum, gezmeyine götürüyorum, annesini taşıyorum, babasını taşıyorum, bütün ailesini taşıyorum. Ama yine de bu algıyı kafadan atamıyoruz. Kadından şoför olmaz. Böyle bir şey yok. Kadından şu olmaz. Böyle bir şey yine yok. Ailede başlıyor ilk olarak. Sonra okullara geçiyor. İlkokul, sonra ortaokul. Bunları yenmek de insanın kendi içinde. Niçin bu mesleği seçtim? Gurur duyuyorum mesleğimle. Bursa'nın ilk kadın şoförü olarak gerçekten gurur duyuyorum kendimle. Ben bir yol açtım ve onlar bundan sonra en azından daha rahat ederler. Müdürlerimiz olsun, çalıştığım yerdeki. Onlar da bayan alma taraftarı, beni gördükten sonra. Bir tane yolcum var, 65 yaş üstü. Daha yeni tanıştım. İnanın nasıl tatlı dilli bir insan. Gelir, mesela geçen gün ben otobüsü alıyorum, devir alıyorum. Ya o kızım sen neredesin ya? Aynen böyle. Ya gel neredesin? Bir otobüsünün başına. Sen niye eve gidiyorsun? Ya dedim yapma gözünü seveyim. Sen niye eve gidiyorsun? Hep sen burada otur. Dedim ben arada dinleneyim yani. O kadar sever ki beni. Her böyle gittiğim yerde. Ama neden? Kadının gülümsemesi. Kadının ona iyi davranması. Ben bir 65 yaş üstü alıyorsam. Bir engelli alıyorsam. Benim annem babam da otobüs kullanıyor. Ben onları düşünürüm. Ya diyorum burada bekleyen benim annem olsaydı niye ona da böyle davranırsalar? Hemen aklıma annem geliyor. Hemen aklıma babam geliyor. Bu sefer direkt değişiyorum zaten. Direktmen gülme modu. İşini aşk ile yapıyorsun. Kesinlikle. O zaman bize bir dörtlük söyle de bari. Aynen. Aşk olsun içinde. Seni bekledim. Beni bıraktığın yerde. Saatler geçti. Günler geçti, aylar geçti, haftalar geçti. Gelmedin sevgilim, beni bıraktığın yere. Evet Ayşen Hanım. Gün akşam oldu ve biz Pamukova'ya vardık. Yolun sonuna geldik, ayrılık vakti geldi.
ağzınıza, yüreğinize sağlık. Evinize nur yağsın. Çoluğunla, çocuğunla, eşinle. Güzel, mutlu bir hayat diliyorum sana. İnşallah. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Ben toplu taşımada otobüs kullanıyorum. Lütfen kurallara uyalım. Büyük araçlara öncelik verelim. Öncelikle toplu taşımaya saygı gösterelim. Çünkü önümde duran küçük aracın annesi, babası, kardeşi, herhangi bir bireyi o arabada olabilir. Ona göre bir saygı görmek istiyoruz. Bunu bekliyorum ve lütfen kurallara uyalım. Özellikle herkes için söylüyorum, cep telefonlarını seyir halindeyken, elinizdeyken gitmeyin. Gitmeyin çünkü bu hem canınıza hem de yanınızdakinin karşısına artık hangisi araba geliyorsa, araç geliyorsa onun da canına mal olabilir. Lütfen dikkat edelim. Çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık efendim. Efendim, bir kadının güzel olabilmesi için süslenmesi değil, mutlu olması gerekir. Ruh üflenirken bir kadının karnındasın. Ağlarken bir kadının kucağındasın. Ve aşık olurken bir kadının kalbindesin. Kadın gibi üretken, kadın gibi vefalı ve kadın gibi nazik bir dünya istiyoruz. Canlar, haftaya Gönül Dağı yolculuğunda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın, mutlu kalın, aşk ile kalın.